Her yıl olduğu gibi bu yıl da çevre haftası kapsamında öğrencilerimizi Çevre Sana Teknik Gezi'ye getirdik. Burada genç öğrencilerimizin, bireylerin küçük yaşta bu geri dönüşüm eğitimini alarak atıkları nasıl ayrıştıracakları öğrenerek hem ailelerine hem de kendileri için daha verimli bireyler olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Böylelikle genç yaşta başlattığımız bu çevre duyarlılığıyla gelecek nesillerimize örnek olmasını planlıyoruz. En temelde çöple geri dönüşümün farkını öğreniyorlar. Biz onlara geri dönüşüme yapılacak olan malzemelerin nasıl dönüştürüldüğünü göstermeye çalışıyoruz. Böylelikle de farkındalık yaratarak çevrenin temizliğine özen göstermemiz gerektiğini sunuyoruz açıkçası. Küçüklükten başlıyor temizlik eğitimi ki onlar da zaten bunun farkındalar ve gerçekten yapabileceklerini yapıyorlar. Okullarda da bunu farkında oluyoruz. Bizim okullarda da geri dönüşüm kutularımız var ve onların özenli bir şekilde, güzel bir şekilde geldiğini görüyoruz. Hani küçüklükten çocuklarımıza ne öğretirsek şimdilerde, yani ileride çevremizin temizliğinin önemini daha çok anlamış olacağız açıkçası. Böylelikle küresel gelişimde de sorun yaşamamış olacağız. Ne kadar daha özenli davranırsak o kadar çevremizin daha temiz olmasını sağlamış oluruz. Güzel bir etkinlikti. Biz de kaynakların israf edilmemesi konusunda çocuklara eğitimlerimizi, öğretimlerimizi veriyoruz. Yerinde uygulayarak bunları görmeleri gerçekten çok iyi oldu. Hayat boyu kalıcı bir öğrenme olmasını sağladı diye düşünüyorum öğrencilerimizde. Tabii ki günümüzde insan nüfusunun çok fazla artmış olması kaynakların da çok fazla kullanımına neden oluyor. Tabii ki israf etmemek, kaynakları tutumlu kullanmak çok önemli. Ama bunun yanında geri dönüşüm de çok önemli. Çocuklarımızın bunu yerinde görmüş olması onlar açısından çok çok iyi oldu. Umarım tüm toplumumuzda da etki eder bu tarz etkinlikler. Plastiğin nasıl dönüştüğünü ve geri dönüşümün nasıl olduğunu öğrendik. Doğamız çok kötü şeye ekiliyor. Yani şöyle, çok plastik kullanıyoruz biz. Onları geri dönüşüne atmamak yerine çöpe atıyoruz. Sonra kullanılmış kağıtları karalıyoruz, sonra bir şey yapıyoruz, sonra onları yırtıp çöpe atıyoruz. Buraya gelmem çok güzel oldu çünkü her şeyi öğrettiler. Cam çöpüne atılıyor. Sonra kağıtlar, kartonlar kağıt geri dönüşümüne atılıyor. Plastikler, plastik atıklara atılıyor. Metaller, metallere atılıyor. Malzemeleri daha bilinçli bir şekilde çöpe atacağım. Çok faydalı bir etkinlikti. Geri dönüşümün merkezinde kağıt atıklar, pil atıklar, cam, bir de plastik atıklar öğrendim. Küp haline geliyorlar, gördüm. Burada tekrar dönüştürüyorlar. Mesela hep dikkatliydim, şimdi yine de dikkatli oldum.